Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar bugün Fener'in maçı var biliyorsunuz Fenerbahçe'mizde artık hazırlık maçlarının ikincisiyle devam edecek ve Rusya'daki Paris Premier Premium Cup'ta artık kazanmaktan başka bir çaremiz yok eğer turnuvayı şampiyon tamamlamak istiyorsak Aynı zamanda Fenerbahçe'miz Umut Nair'le 2 artı 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Umut Nair'in birkaç açıklaması var arkadaşlar. Mutlu ve gururluyum. Koca bir aile ve büyük sorumluluk var. Hepsine hazırım. Beklentilerin üstesinden gelmek için elimden geleni yapacağım. Eşim Fenerbahçe'ye transferimi duyunca Fenerbahçe marşı söylemeye başladı. Hiç bu kadar heyecanlandığını görmemiştim. O benden daha çok hakim. Bana marşlar üreteceğini düşünüyorum diyor. 22 numaralı formayı giyecek arkadaşlar Umut Nayır. Bilginiz olsun. Ve Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki. Umut Nayır zor bir transfer oldu ancak nihayet renklerimize bağladık şeklinde bir açıklaması var mı diye birçok kişi sosyal medyayı karıştırdı. Hani zor bir transfer oldu diye. Yani Umut Nayır zorsa bundan sonrasını olacak? İşte yine aynı pandeme döndük diyen çok kişi vardı. Yani bunu bu röportajı Fenerbahçe TV'den falan da izleyenler de var. Yani böyle bir açıklaması yok. Sosyal medyada bu tip ifadelerin çabuk yayılıyor olması Fenerbahçe düşmanlığının ne kadar hat safhada olduğunun göstergesi. Şimdi biz Fenerbahçe'de olarak hep şöyle söylüyoruz. Hani herkes bize düşman. Türkiye'nin dörtte üçü bizi sevmiyor falan filan diyoruz ama biz de ekmeklerine yağ sürüyoruz. Yani kendi içimizde önce bir tartışmamız, kavgamız var. Sonra bunu dışarıya yansıtıyoruz. Selahattin Maki'nin öyle bir açıklaması yok arkadaşlar. Yani sosyal medyadaki bu saçmalıklar inanın çok tuhaf. Ama e, istiyorlar ki dezenformasyon yasası falan filan ayaklarından dolayı paylaşmalı diye <laughs> hani versinler, ver yansını. Şimdi e, hocam hani sen e, uyum veriyordun, ne bileyim bir şeyler söylüyordun. Arkadaşlar Dijiku ve Umut Nail'le ilgili kap videosu var. Yani kanalımıza girip videoları taratabilirsiniz. Mesela digico yazıp aratabilirsiniz arkadaşlar. İlk ne zaman söylemişiz diye bakabilirsiniz. Mesela 6 Temmuz'da ilk olarak söylemişiz. Kanalımızda var. Umut Nair için, Umut yazıp mesela araştırmaya girdiğimizde baya baya şeyi var. Yani çok fazla videolarda kullanmadık ama bu iki ismin ben aynı gün kapı açıklamasının yapılacağını düşünüyordum. Yapılmadı. Arkadaşlar iki futbolcunun da Dijikun'un da Umut Nayır'ın da fotoğraflarına dikkatlice bakın. Eğer Ranko ile Selahattin Baki aynı kıyafetleri her gün giymiyorlarsa Umut Nayır'la da aynı gün imzalanmış. Yani benim dediğim gibi aynı gün sağlık kontrollerinden geçirmiş. Ama bu çok önemli bir mesele değil. Burada şu var arkadaşlar. borsada işlem gören bir kulüpüz. Bir gün öyle bir gün böyle yapılması bir plan dahilindedir. İsmail Kartal Umut Nayır'la daha önce MK Ankara gücünde birlikte çalışmış ve enteresan bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Umut Nayır İsmail Kartal yönetiminde 30 maçta 14 gol atmış ve Sport Toto 1. Lig'de şampiyonluk yaşamışlar. Yani birlikte çıkmışlar. Hafızam beni yanıltmıyorsa aynı zamanda İsmail Kartal Sivas Sporu da Süper Lig'e çıkartan bir teknik direktör. Hani birçok Fenerbahçe taraftarı aşağılıyor, hor görüyor ama durum bu. Şimdi Fenerbahçe Umut Nayır'ı satabilir mi hocam? Satamaz hani 5.7 milyon euroya mal edilen Elif Elmas, Kim Minji, Arda Güler üçlüsünden toplam 54 milyon euro bon servis kazandı Fenerbahçe. Ama umuttan kazanabilir mi? Kazanamaz. Bazı transferler böyle olmak zorunda. Bu arada Dijiko demişken aklıma geldi. Fenerbahçe'nin yeni transfer Alexander Dijiko'nun 2022-23 sezonunda lig 1 performansı. 31 maç, 1 gol. Maç başına 14.52 top kazanma diyor çok yüksek bu. Yani 14.52 çok aşırı yüksek bir oran. Ve liginde sanırım birinci sıraymış. 6.35 isabetli uzun pas ortalaması. 3.8 pas arası. 3.8 araya girme. 4.3 başarılı defans aksiyonu. 3.42 sahipsiz top kazanma diyor. Durum bu. Şimdi arkadaşlar. Önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de bir kitle var. Bir toksik bir kitle var. Maalesef Fenerbahçe düşmanı bunlar. Bunlar Fenerbahçe'nin dostu mu bunlar düşmanı. Ya sabahtan akşama kadar herifi kötülemiştir. İnanın kötülemiştir. Yani bir ay boyunca çevresinde dolansak alalım 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 oyuncu yüz vermese şöyle olsa böyle olsa ne bileyim 2-3 tane saçma sapan isim Hamtu Fenerbahçe falan yazsa yazdırsa ve transfer 10 milyon euroya bitse bugün bayram ederdi taraftar. Bizim öncelikle şunu söyleyeyim enteresan bir futbol iklimindeyiz. Ve Fenerbahçe taraftarı olarak bizim ciddi bir sıkıntımız var. O da nedir? Çöpleme. Gelelim Galatasaray'a. Şimdi Galatasaray'la ilgili çok fazla söylenti var. Icardi, Parades, Angelino'yu almak üzerelermiş, açıklamak üzerelermiş. Birçok kardeşim bunu bana hani e, rica ederek artık hocam sen de bir şeyler söyle diyerek yaptırıyorlar. Ben de yapmak zorundayım. Ki yapmasam da zaten sorumluluk bilincimi yitirmiş olurum. Bir kere Icardi hakkında şunu söyleyeyim bak. Futbolculara yıldız verelim. Hani 1 ile 5 yıldız arası verelim. Umut Nair 2 yıldızlık futbolcudur. Ciku 3 yıldızlık futbolcudur. Çok da tanımıyorum. Ceko 5 yıldızlık futbolcudur. Ryan Kent 3 yıldızlık futbolcudur. Ama hazırlık maçındaki Kent 1 yıldız bile etmez. Ama bir maçla değerlendirmek mantıksızlık 450 dakika izlemek lazım. Stoh da böyleydi. İlk geldiği zamanlarda birçok kişi beğenmiyordu. Sonra da biz bunu niye oynatmıyoruz demeye başlamışlardı. Şimdi Icardi benim gözümde 5 yıldızlı futbolcu. Hani Süper Süperlikte attığı gol sayısı şu bu falan filan malum. Parades hani e, çöplemek için falan söylemiyorum. Yaşının son demlerinde 3 yıldız desem haksızlık etmiş olur muyum? 4 hani ile 3 arasında 3 diyeyim ben. Angelino Angelino ya da öyle söyleyeyim. Vallahi benim peste gördüğüm genç bir futbolcuydu. Yani ben peste sürekli alırdım. Şu an 26 yaşına kadar gelmiş. 26 yaşına kadar gelince 2025 yılına kadar da sözleşmesi var. İspanya o sol bek. İspanya milli takımda hiç oynamamış. Ama gol asist katkısı çok yüksek. Yani kariyerinde 329 maç, 23 gol, 76 asist, 27379 dakika. Premier Lig'de tutunamamış. Orada da mesela Manchester City formasıyla tutunamamış. Premier Lig 2'de 47 maçı var. Bundesliga'da 101 maç var. Neyse. Ben detayına girmeyeceğim. Futbolcu 12 milyon euro piyasa değerine sahip bir futbolcu. 5.5'a PSV sonra City e almış. 18'e Leipzig'e 35 milyon piyasa değeri varken 18'e Leipzig'e vermişler. Onlar da o fenayımı falan kiralamış. Şimdi ben işin burasında değilim. Galatasaray bu transferi prensipte anlaştığı duyumlar var. 2 milyon euroya kiralama, satın alma bedeli de 6 milyon euro. Belli bir maç oynarsa 6 milyon euro verecekler diye öyle bir transfer var. Fenerbahçe taraftar da buna sinirlenmiş durumda. Yani açıkçası Türkçesi kısaca özeti Galatasaray Ancelino'yu çekmişken hani bu transfer ortadayken sen umut nayı açıp açıklayıp insanları geriyorsun diyorlar. Doğru mu? Doğru. Doğru arkadaşlar. Yani şu an ben de dahil hepimiz yıldız bekliyoruz. İşte Zaha, Orsolini, hani Abas stoper hani Dominguez yani bu sene eğer bunlar olmazsa Ali Koç'un çok daha erken gideceği herkesçe malum. Ve yani bu sene son senesinde olduğu da herkesçe malum. Bunu konuşalım. Bu bir. Yani direkt istifa et. Hani fırsat transferi fırsat transferi. Lan millet neler alıyor? bunları söyleyeyim. Ee, bu bir. İkincisi. İyi de hocam Galatasaray satış yapmadı. Aldı oyuncular. Icardi, Angelino, Paradis. Hani tamamen Almanya'da da herhalde Icardi konusunda artık anlaştılar diye düşünüyorum. Angelino da zaten sosyal medya. Her ne kadar da artı şu kadar da olsalar da Galatasaray isterse 100 milyon euro zarara girsin. Birileri kapatır o açığı. Ama ben şurasındayım. Takım şampiyon olmuş. Icardi Angelino paradesi getiriyor. Yani 3 tane ligin hani 3 artı vereceğim. Mesela ben bu arada Angelino'da da puan vereyim. Benim PES'te gördüğüm futbolcu dörtlük futbolcu. Ama bu transferde bir yacık var gibi geliyor. Şimdi Fenerbahçe'de 30 milyon euro satış yapmış. Gelen futbolcular Ciko, Kent, Edin Ciko. Hani satış konusunda Fenerbahçe başarılı ama transferde Galatasaray başarılı. Doğru mu? Göz, gözüktüğü kadarla söylüyorum. Ya yani Ali Koç sen zenginsin üst düzey satışlar yapıyorsun okey. Ama aldığın oyuncular ele Hoca sığmaz oyuncular. Bak Çubuklu spor sayfası diyor ki Süper Lig artık bir kurtlar sofrasına dönmüş. Gemisini yürüten kaptandır anlayışı hükmetmiş durumda. Sayın Ali Koç, yıllardır oyuncu transferleriniz dahil yaptığınız bütün işleri kurumsal bir yol izleyerek çözmeye çalıştınız. Çözdükleriniz oldu ama epey bir zaman kaybettirdi. Artık pratik yollarla iş bitiriciliği benimsemelisiniz. Bu taraftarın artık dayanacak bir mecali kalmadı. Son seneniz. Elimizdeki bütün cephaneliği kullanacağız demiştiniz. Bu, bu lafa ben de çok takıldım. Bu cephaneyi kullanacaksanız Bundan eminiz. Ama doğru kullanabilecek misiniz? Bundan hiç emin değiliz. Biz Fenerbahçe taraftarının vasata alıştırdınız diyor. Ama unutmayın ki Fenerbahçe seviyesi sizin hayal ettiğinizin çok üstündedir. Zahadır. Emrecan'dır. Bu arada Emrecan'ın da bir şartlarını sormuştuk bilginiz olsun. Endidi'dir. Fenerbahçe için uygun olan isimlerdir. Ekonomik olarak yapamıyorsanız, beceremiyorsunuz. O zaman basın istifayı gidin. Fenerbahçe sahipsiz kalmaz merak etmeyin. Ya artık beklenen şeyleri yerine getirin ya da son senemiz olmasına rağmen istifa edip çekip gidin diyorlar. Taraftar haklı mı? Sonuna kadar aklım. Aklım. Şimdi ben size birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin hali hazırda 30 milyon eurosu var. Hani kıt aklımla aldığım duyumlarla hepsini bir araya getirerek diyorum ki demek ki Fenerbahçe şu ana kadar bak Umut Nayır da dahil bonservissiz aldı. 4 tane bonservissiz futbolcu aldı. Demek ki artık bonservis servis harcama zamanı. Nereye harcayacaksın bonservisi? servisi? Şimdi Ulaş abi bir kadro paylaşmış. Şöyle bir kadro. Canatın Bamba ya da Zaha olarak düşünün. Sol kanadı. Simanski. Bu arada Simanski'ne de bugün kapını bekliyorum. 12 Temmuz. Yarın benim doğum günüm 13 Temmuz inşallah. Bir an önce açıklanır. Yani Simanski'nin kapını bekliyorum. Orsolini. O da çok uğraşıldı. Ona da bonservis istenildi. Dominguez. Orta sahaya Dinamo isim. Bak 3 tane Simanski, Dominguez, Orsulini. Bence taraftarı okey alır. Bamba da alır 4. Bak 4 transfer. Savunmada Davinson Sanchez'i görüyorsunuz. 5 transfer. Ben size bir şey söyleyeyim. Şu 5 transfer yapılırsa. Bak Osterwold'e kıpırdandı. Ama çok yorum yapamam. Ve Ferdi bence ligin en iyisi. Sağ kanatta. İsmail bence bu sezon damga vurabilecek isim. 2. E, Ceko zaten malum. 3. Şu 5 tane isim hatta 5 tane isim de dahi 8 tane isim. 8 tane ismi lig standartlarının üstünde olur. Ve senin adının soyadının Ali Koç olması işe yarar. Hocam nasıl bunları alabileceksin? Atilla Sena'yı satıp net bir stoper fikrimiz var. Bunu ekleyeyim. Hani Davinson için 15 milyon euro istendiğini daha önce söylemedim. Ama artık söylüyorum. Şu Davinson savunmadaki var ya Davinson Sanchez. 15 milyon euro istediler arkadaşlar. Biz 10 milyon euroya kadar çıktık. Ve bu transferi gerçekleştireceğiz. Yani bir, bir şey şunu da söyleyeyim. Türlerimi sunarak şunu da söyleyeyim. Ali Koç atıp tutuyor ya. Ben oranın başkanıyla kankiş doyum aramızdan su sızmıyor falan diyor ya. Buyur Ali Bey. Gösterin. Fenerbahçe onda, ona alırsa ki alması lazım. Yakın dostum diyorsun. Hadi buyur. Hadi buyur. Ha, Galatasaray Fenerbahçe'nin alacağı futbolcuya teklif getiriyorsa zaten sana savaş açıyordur. Yani sen bir inşaatçıyla baş edemeyecek kadar beceriksizsen hiç kutura bakma. İstifa edip defolup gidersin. Defolup gidersin. Çünkü Fenerbahçe taraftarı artık nefret eder. Seni gönderme seni def eder artık. Bak ben şu anda ne Ali Koç tarafındayım ne taraftar tarafındayım. Ama daha çok taraftar tarafındayım. O tarafım ağır basıyor. Kardeşim kalite olmadan hiçbir şey olmaz. Şimdi onu söyleyeyim. Zaha ile ilgili de şunu söyleyeyim, Türk basını gelmek istemiyor falan filan diye. Ya ben açık söyleyeyim, abileri falan geldi, eşi geldi, eve baktılar. Kulübünde kalmak istiyor, doğru. Ama şimdiye kadar çoktan kalırdı. Şimdi Zaytis mesela, kaç zamandır sözleşme uzattı, uzatacak haber bekliyoruz. Zaytis kalır diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Diyemiyorsunuz. Bak Zaha'ya Arabistan ciddi teklif vardı, kabul etmedi. Lazio o da oldu. E, Crystal Palace uzatabilir. Abisini tavlamak lazım. Çünkü abisinin lafını daha çok şey yapıyor. Fenerbahçe kesenin ağzını açtı. Bak Galatasaray Hikar diye yıllık 10 milyon euro verecek deniliyor. Sen de mecbur. 5-6 ne varsa vereceksin. Ceko gibi forvetin varsa kanatlarını hani Ahmet'le Mehmet'le çözemezsin. Atabiliyor muyum? Hakim Ziyek mesela. Becer, çek getir. Al sana kanat. iyi beceremiyorsun. Al. Açık söyleyeyim arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Hafta sonuna kadar seçim yapacağı söylendi Zaha'nın. Bu hafta sonuna kadar. Bakalım arkadaşlar. Hani ben şunu söyleyeyim. E, Fenerbahçe'ye gelir oynarsa çok şeyleri değiştirir. Çok çok şeyleri değiştirir. Hakim Ziya konusunda unutmayın. Bir tarafta not edin. Lazım olacak arkadaşlar. Konuşacağız. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Ve bu dediğimiz aramızda kalsın. Atilla Salahi'yi 14'e gönderdiğini düşünürsem 30 milyon euro vardı. 34 milyon euro yaptı. Samet Akaydın'ı 3 milyon euroya gönderme ihtimalim var. Samet Akaydın'ı da 3'e gönderirsem kaç yaptı abi? E şey, pardon 30'du. 44 yaptı. 3 oradan 47 yaptı. 47 milyon euro var. Ben ısrarla söylüyorum. Mert Müldür 3.2'ye Fenerbahçe'ye gelecek. 2.5-3.2 arasına. O sayıyı buradan çıkarırsın. Kaça çıkarırsın o sayıyı? 10'a çıkar. Hocam 10 çıkmaz. 8 olsun. 8 olsun. 47 ydi. 8 daha 55 milyon euro var. 3'ünü Mert'e çıktım. 52. Davidson Sanchez'e 10 çıktım. 42. Dominguez'e 10 çıktım. 32. Simanski bendeki duyum 9. Çık 9. 32'den 9 çık 23. Orsolini'ye 15 istiyorlardı. 12'ye düştüler. 10'a düştüler. Çık 10. Bak. Hala artıda paramız var. Hala. Yani 13, 13 milyon euro civar. Rossi'ye 6 civarına bir teklif var. O 6'ya tekrar sat. Bak artı 19'dasın. Şu an artı 19'dasın. E Zayt uzatsın uzatmasın. Çok mühim değil. Dominguez, Simans bir orta saha. Zayt uzatsın uzatmasın. Çok umurumda olmaz yani. Zayt kim lan bunlara göre derim. Jonathan Bamba ya da Wilfred Zaha olarak düşünün. Çok güzel olur. Bir de Orlus Işed'in e, Yunanistan'da bir çocuk vardı genç. Bir de onu da arkasına eklersin. Kent'i de sağ kanadın yedeği yaparsın. Ya da ekleyemiyorsan da e, Zaha Kent sağ taraf Orsoli'ni Emre Mor yaparsın. 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar ben hepinizin huzurunda söylüyorum. Ya bu kadro kurulur biz Ali Koç'a destekleriz. Ya da bu kadro kurulmaz biz Ali Koç'a çok fazla laf söyleriz. Ben şunu söyleyeyim. Bunca zaman alınan bütün transferler e, konservisi olmayan futbolcular kabul. Biz yıllık ücreti de çok fazla takılan bir takımız doğru. Ancak şu kadroda yani şu saydığım isimlerin yıllık ücretine bakılmaz. Performansına bakılır. Sana vereceği katkıya bakılır. Çok basit amiyane bir örnek vereyim. Şu kadroyu kurarsan konferans digini kazanmaman için tek sebep salaklığın olur. Başka hiçbir şey olmaz. Şu kadroyu kurarsan da başarıdan başarıya koşarsın. Ben şunu söyleyeyim. 4 tane bonservisiz transfer geldi. Sırada 1, 2, 3, 4 tane bonservisli yok 5 tane bonservisli bir tane bonservisiz transfer var. Yani toplam 10 transferini yapacak gibi gözüküyor Fenerbahçe. Bu şimdilik. Yani ben size 6 transfer kapı daha vereceğim gibi geliyor. Şimdilik gidenlerle birlikte 20'yi geçeceğini söylemiştim. Ama sayı gittikçe 22, 23, 24'ü bulacak gibi duruyor. Hocam sil baştan kadro yapılır mı? Yapılır. Bak kadro, kardeşim bak bir daha kadroyu göstereyim. Şu kadroyu kurarsan sil baştan kadroyu yapmış olursun. Bak İrfan yazıyor yani alta İrfan gibi düşünün. 1, Ferdi 2, İsmail 3. Al sana Süper Lig'de çıkaracağın kadro. Avrupa mı oynuyorsun? Respon oynat. <laughs> Sağda hani Ferdi, Mert Müldür düşünüyoruz. Oynat. Al sana kadro. Yani uzun lafın kısası. Taraftar Galatasaray transferine imreniyorsa Ali Koç, sen de Fenerbahçe başkanısın. Sen de soyadı Koç olan bir iş adamısın. Aynı zamanda Fenerbahçe başkanısın. Buyur elinde imkan var, şartlar var. İsmail Kartal'ın sözleşmesine ilgili Faik Çetiner diyor ki 30 milyon TL yıllık ücret 10 ay boyunca 3 milyon lira şeklinde yatacak. 20 milyon TL Süper Lig şampiyonluk primi. Yani şampiyon yaparsa maaşının yaklaşık %66'sı kadarı 7'si diyelim. Şampiyonluk primi olarak eklenecek. Konferans Ligi şampiyonluğu 10 milyon TL yazmışlar. Çok salakça bir sözleşme bu. Konferans Ligi şampiyonluğuna ben oraya 30 milyon TL eklerim. Ben oraya 30 milyon TL eklerim. Harbi söylüyorum. Keşke becerebilse. 3 milyon TL Türkiye Kupası şampiyonluk primi. Benim için 3'ün 5'in önemi yok. Ben buraya 5 eklerim, 6 eklerim, 8 e eklerim. 2,5 milyon TL Süper Kupa şampiyonluk primi. Yok. Ben oraya 10 eklerim. Başlasın 10 milyon TL'nin hakkıdır. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani göreceğiz Ali Koç Fenerbahçe Başkanı olarak akıllandı mı? şeyleri değişti mi? Fenerbahçe için çalışıyor mu? Yoksa aynı tas, aynı hamam mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir beğeni çok görmeyin. Görüşmek üzere. Siz de küfürsüz, hakaret etmeden özgürce yorumlara istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. İster Ali Koç'u eleştirin, ister Ali Koç'u destekleyin. Anlatabiliyor muyum? Özgürce düşüncenizi yazabilirsiniz ama küfürsüz, hakaretsiz, kimseyi kırmadan, incitmeden. Tamam mı? Görüşmek üzere.